Merhaba Hologram TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda MSI'nin X570 Gaming Plus anakartını inceliyoruz. Anakartımız AMD'nin ikinci nesil ve üçüncü nesil işlemcilerini destekliyor ki bu ayrı bir avantaj. Kutumuzun arkasında anakartın özellikleri sıralanmış. Şimdi bu özelliklerden kısaca bahsedelim. Performans bölümünde Boost teknolojisini görüyoruz. Bu teknoloji çekirdek performans hızlandırıcı olarak tanımlanabilir. 8 artı 4 pin güç konnektörleri ile en güçlü Ryzen işlemcilere maksimum performansı verebiliyor. Lightning Generation 4 PCIe teknolojisi. Bu teknoloji 2 kat daha yüksek transfer hızı ve band genişliği sunuyor. Bu anakartta sunucu sınıfı devre kartı tasarımı kullanılmış. Böylece uzun kullanımlarda daha uzun ömürlü ve güvenilir bir sistem performansı elde edebiliyoruz. Lightning Generation 4 M2 bu teknoloji ise PCIe ve m lerde saniyede 64 GB band genişliği sunuyor. Ari Digital PVMe desteğiyle sistem uç noktada en zorlu koşullarda bile akıcı çalışabiliyor. PCIe Steel Armor ile ekran kartlarını bükülmelere karşı korurken aynı zamanda elektromanyetik girişimi engelleyerek daha yüksek performans, kararlılık ve dayanıklılık sunuyor. MSI'nin genişletilmiş PVM'i heatsink ve devre tasarımı en üst seviye işlemcilerin bile MSI anakartlarda tam hızla çalışmasına olanak tanıyor. M.2 Shield Frozzer bu M.2 termal aksesuar m M.2 SSD'lerde ekstra sağlamlık kazandırmanın yanında ısıya bağlı tıkanmayı da engelleyerek daha hızlı çalışmalarını sağlıyor. Çift rulman destekli Frozzer heatsink tasarımı yer alıyor. Zero Frozer teknolojisi bu teknoloji yapay zeka ile desteklenen ince ayar sistemi. Fan hızlarını anakart chipsetinin sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlar. Ayrıca düşük yük altında fanları tamamen durdurarak fan sesini susturur. AMD Turbo USB, USB kanallarını 2 kat hızlı kullanmanızı sağlıyor. USB 3.2 Gen 2 ve iki yönlü Type-C konektörü de sahip. Bunların yanında DDR4 Boost teknolojisi ile tamamen izole edilmiş DDR devreleri en iyi oyun ve hız aşırtma performansı sağlıyor. Moda kısmı bölümüne göz atacak olursak Mystic Light yani Mystic ışık sayesinde RGB LED kullanarak bilgisayarınızı 16.8 milyon renk ve 29 farklı ışıklandırma efektiyle özelleştirebiliyoruz. Bunu ister bilgisayar üzerinden ister cep telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Yine Mystic ışık uygulaması ile uyumlu işlemci soğutucusu, klavye, fare gibi farklı donanımların ve çevre birimlerin AGB LED'lerini de rahatlıkla kontrol edebiliyorsun. Pin ile anakart üzerinde bulunan AGB şeritlerini ve sisteme eklenen diğer AGB çevre bileşenlerini harici bir AGB kontrolcüsüne ihtiyaç duymadan idare edebiliyoruz. Herhangi bir 12 volt RGB LED şeridini 4 pinli Mystic Light Extension RGB konnektörüne bağlayarak istediğimiz şekilde kontrol edebiliyoruz. Bu anakartta Audio Boss 4 ses teknolojisi kullan. En yüksek ses kalitesi için üst sınıf bileşenleri kullanan Audio Boss 4 oyun oynarken rakiplerinize karşı size açık bir avantaj sağlar. Nefes kesici bir ses deneyimiyle oyunun kurallarını değiştiren dinamik ses sahnelerinin keyfini bu teknoloji sayesinde iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Audio Boss 4 kullanarak gözleriniz kapalı bir şekilde şekilde düşmanlarınızın yerini dahi tespit edebilirsiniz Soğutma kısmına geldiğimizde Frozor Heatsink tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Bu teknoloji ile yüksek yük altında sistemin daha fazla ısı üretmesi engelleniyor. Bu Yonga seti için en iyi termal sistem kullanılmış. MSI Frozer Heatsink tasarımı MSI'nin özel Zero Frozer ve Air Tuning teknolojilerini bir arada kullanarak fan hızlarını çipse sıcaklığına bağlı olarak ayarlı. Ayrıca farklı modlar, Boss, Balance, Silent gibi arasında seçim yaparak tercihinizi Dragon Center veya MSI'nin BIOS'un üzerinden de kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. X570 Gaming Plus sağlam ve ağır zırhlı soğutma bloğu ile mükemmel güç tasarımına sahip. Bunun yanında tam fan hız kontrolü denetim ile sisteminizi maksimum seviyede soğutma için gerekli tüm yazılım ve donanıma sahip. Bu bölümde de anakartımızın arka kısmındaki bağlantı noktalarını anlatan bir bölüm yer almak. Şimdi kutu açılımına geçelim içinden neler çıkıyor bakalım. Ana kartımızın kutusundan bir adet kullanım kitapçığı çıkıyor. MSI'nin üretmiş olduğu ürünlerin bulunduğu bir katalog çıkıyor. M2 monte etmek için 2 adet vida poşeti ile eklenmiş. Ana kartımızın garanti belgesi çıkıyor. Bir tane servis talebi bildirimi çıkıyor karta takılacak diğer parçaların montajını gösteren bir broşür çıkıyor. MSI'nin teşekkür belgesi çıkıyor. MSI'nin kızıl ejder sticker'ı çıkıyor. İstediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. MSI Driver DVD'si çıkıyor. Böylece driver indirme zahmetinden kurtuluyorsunuz. İki tane SATA veri kablosu çıkıyor. Bir tane anakartımızın arka plakası çıkıyor. Bir tane de M.2 SSD soğutucu blok çıkıyor. Böylece çok ısınan M2 SSD'mizi çabucak soğutabileceğiz. Şimdi de anakartımızın yapısına bir göz atalım. 4 adet RAM yuvası görüyoruz. Bu yuvalar 4400 MHz veri yolu hızını destekliyor. MSI sunduğu DDI-4 BOSS teknolojisi ile bellek hatlarını optimize ederek bellek devresini tamamen izole etmiş. Bu sayede sisteminiz mükemmel çalışma ve performansı sahip olacak. Bunun sonucunda sisteminizin çökmesi konusunda endişelenmenize de gerek kalmıyor. Burada anakartımıza güç girişi sağlayan 24 pinlik noktayı görüyoruz. Hemen yanında SATA girişleri bulunuyor. Yine yanında USB ve kulaklık bağlantı noktalarını takabileceğimiz yerler bulunuyor. Biraz yukarı çıkarsak işlemci yuvamızı görebiliriz. Bu yuva AM4 soketi. Bu soket Ryzen 3, 5, 7 ve 9'un ikinci ve üçüncü nesillerini destekliyor. MSI'nin genişletilmiş PVM'i, heatsink ve devre tasarımı sahip olduğu daha fazla yüzey alanı sayesinde daha fazla termal dağılım sağlayarak en üst seviye işlemcilerin bile MSI anakartlarda tam hızla çalışmasına olanak tanıyor. Hemen altta 2 adet PCI Express 4.0 slotlarını görüyor. Yine bu anakart üzerinde Steel Armo teknolojisi kullanılmış. Yani anakart üzerinde çok daha fazla lehim noktası var. Böylece ekran kartınızı güçlendirir ve PCI Express sinyallerinin elektromanyetik girişimlere maruz kalmasını önleyerek daha yüksek bir GPU ile kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor. MSI anakartlar üzerinde bulunan çift kat topraklanmış montaj yuvaları sayesinde anakarta zarar verebilecek elektrostatik deşarj yani ESD dalgalanmalarına karşı çift koruma sunuyor. Böylece sınırsızca ve güven içerisinde sisteminizin tadını çıkarabilirsiniz. Bu bölümde ise anakartımızı serin tutmak için Zero Frozr teknolojisi kullanılmış. Yapay zeka ile desteklenen bu teknoloji fan hızlarını Yonga setinin sıcaklığına göre otomatik olarak ayarla. Ayrıca düşük yük altında fanları tamamen durdurarak fan sesini sus. Hemen altında da her anakartta olduğu gibi kasa kontrol noktalarını, bağlantı yerlerini görebiliriz. Burada da BIOS pilimizi görüyoruz. Bunlar soğutucu plakalar. Ayrıca korumada sağlıyor. Bu kısımda ise Ryzen işlemcilere güç verecek pin girişleri yer alıyor. Şimdi de anakartımızın arka kısmındaki bağlantı noktalarına bir bakalım. 7 artı bir ses sistemi destekleyen Audio Boost ile ses kalitesini yükselten girişleri görüyoruz. Yeni nesil yüksek çözünürlüklü ses işlemcisi, yüksek kaliteli ses kapasitörleri, altın ses jackları, izole ses devreleri, birbirinden ayrılmış ses katmanları, anti popkon gürültü önleyici dahili kulaklık amplifikatörüne sahip. Burada bir tane optik SPDIF out bulunuyor. Bir tane Ethernet girişi. 4 tane USB 3.2 Generation tip A girişleri, 1 tane HDMI girişi, 1 tane USB 3.2 Generation 2 Type-C, hemen üstünde de 1 tane USB 3.2 Generation 2 Type-A girişi bulunmakta. 1 PC 2 klavye mouse combo port girişi bulunuyor. 2 tane USB 2 girişi bulunuyor ve 1 tane flash BIOS butonu yer almakta bu buton nasıl ve ne amaçla kullanılıyor derseniz anakartın BIOS'unu bilgisayara monte etmeden güncelleyebiliyorsunuz. Bunun için anakartın modeline göre son sürüm BIOS güncelleme dosyasını indirip flash belleğinize yükleyin. Daha sonra güç kaynağından çıkan güç kablolarından işlemci pin ve anakart pin bağlantılarını takın. Arka USB girişlerden birine USB belleğinizi takın. Flash BIOS butonuna basın. Yanındaki LED yanıp sönecek. İşten bitince LED sönecektir ve tamamen kapanacaktır. Böylece BIOS güncellemesini yapmış olursunuz. Şimdi anakartımızın diğer kısımlarına bakalım. Diğer özelliklerinden bahsedersek, bir tane 24 pin'lik ATX güç bağlantısı, bir tane 8 pin'lik ATX 12 volt güç bağlantısı, bir tane 4 pin ATX 12 volt güç bağlantısı, 6 tane SATA bağlantısı. Bunlar saniyede 6 GB veri aktarımı yapabiliyor. 2 tane USB 2.0 bağlantıları. Bunlara ek olarak 4 tane USB 2.0 portu destekliyor. 2 tane USB 3.2 Generation 1 bağlantısı ek olarak 4 tane USB 3.2 Generation 1 portu destekliyor. 1 tane 4 pinlik CPU fan bağlantısı. 1 tane 4 pin Vater pompa bağlantısı. 4 tane 4 pin sistem fan bağlantıları, 1 tane ön panel ses bağlantısı, 2 tane sistem paneli konnektörü, 1 tane TPMI modül konnektörü, 1 tane seri port konnektörü, 1 tane clear CMOS jumper, 1 tane chassis intrusion konnektörü, 2 tane 4 pin RGB LED konnektörü, 2 tane 3 pin Rainbow LED konnektörü ve 4 tane S debug LED bulunmakta. Buradaki MPG X570 ve Gaming Plus yazıları da alttan aydınlatmalı. Evet Hologram TV takipçileri MSI'ın MPG X570 Gaming Plus anakart incelemesinin sonuna geldik. Sonuç olarak oyun performans anakartını herkese öneriyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.